Sevgili seyirciler, Adana Ceyhan ilçesindeyiz. Çok değerli bir isimle birlikteyiz, Sayın Armağan Atada. Kendisi çok farklı bir sanatı, aslında çok bilinmeyen bir sanatı sizlerle buluşturmak için çok heyecanlı. Biz de kendisine konuk olduk. Zaten arkamızdaki tablolardan da göreceksiniz, çok zarif, çok olağanüstü şeyler var. Peki nasıl bir sanat, nasıl yapıyor, bunlara nasıl ulaşılabilir, onu da kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi bir sizi tanıyalım kısaca, daha sonra bu sanatımızı anlatalım. Evet, Armağan Atada, optisyenim. Optik mağazam var. Çok güzel. İlkokuldan beri resimle uğraşıyorum, resimle ilgiliyim. Şimdi optik tabii göz sağlığı için çok önemli. Tabii ki. Şimdi güzel bakan bir göz, güzel şeyler de yapmış. Evet. Ne yapıyoruz? Bu sanatımızın adı ne öncelikle? Kirpi oku döküm rölyef. Farklı bir ismi var. Çok bilinmiyor. Kirpi bilinmiyor. Oku dediğimiz bildiğimiz kirpinin mi peki? Evet, bildiğimiz kirpi oku fırçam oluyor. Evet. Onu fırça olarak mı kullanıyoruz yoksa parçada da bulabiliyor muyuz onu? Yok, fırça oluyor. Hı-hı. Tutkal ve boyayı onunla karıştırıp 9 kat sürüyorum. Hı-hı. Ondan sonra da boyaması, renklendirmesi, eskitmesi. Çok bilinmeyen bir teknik olduğu için birazcık da şey istiyor. Yetenek istiyor, sabır istiyor. Sabır işi aslında. Uzun sürüyor mu yapmak? Her biri neredeyse 2-3 ay sürüyor. Oo, çok güzel. Çok. Peki neyin üzerine yapıyoruz? Ana malzememiz ne? Ana malzeme medefe, tahta, ayna, cam, nereye? Çok yüzeye yapabiliyoruz. Tabii ki, tabii ki. Peki hangi boyayı kullanıyoruz? Ahşap boyası bildiğimiz. Yağlı boya da kullanıyorum. Belki böyle okullarda, üniversitelerde de konu edilebilecek bir şey, sanat olabilir. İnşallah öyle İnşallah. Olur. Evet. İnşallah. Peki. Bu yolda size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Serginizde ya da yeni koleksiyonunuzda görüşmek ümidiyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.